Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ara tatili de atlattık ve konulara kaldığımız yerden sımsıkı devam ediyoruz. Epeyce de önde gideceğiz biliyorsunuz. Nisan başı gibi konuları bitirmeyi de planlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün neler öğreneceğiz? Fiziksel değişim kavramı, kimyasal değişim kavramı, bu kavramlar önemli. Kimyasal özellik nedir? Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkların doğal örneklerle açıklanmasını yapıp bugünkü videomuzu bitireceğiz. Görece olarak kısa bir video olacak arkadaşlar. Ama buradan en az bir soru bekleyin. O yüzden bu video önemli arkadaşlar. Evet, şimdi hemen rengimizi normale siyah çevireyim. Arkadaşlar, fiziksel değişim nedir? Fiziksel değişim maddenin moleküler yapısının değişmemesidir arkadaşlar. Yani maddenin mesela hepsi şu mavinin içeriğini gösterecek olursam, mesela arkadaşlar, su molekülü böyle bir şey. Nedir bu? Yuvarlak, daha büyük yuvarlak. Şöyle hatta çizikli yapayım. Şu arkadaşlar oksijen ve bu arkadaşlara iki tane hidrojenin bağlanmasıyla oluşan şey su deniyor arkadaşlar. Bakın, şu mavi topçuklar aslında bu sular. Şimdi su moleküllerinin içi hiç değişmeden sadece moleküller arası mesafe uzayınca arkadaşlar katı sıvı gaz oluyor. Buna hal değişimi deniyor. Hal, ama içindeki suyun hidrojenleri ya da oksijeni hiç değişmiyor. Hatta arasındaki açı bile değişmiyor arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Aileler var. Aileler arası mesafe artıyor ama aile içinde hiçbir değişiklik olmuyor. Aile dediğimiz molekül olursa moleküller arası mesafe artıyor ama kendisinde bir değişiklik olmuyor. Biz buna fiziksel değişiklik diyeceğiz arkadaşlar. Buzda mesafe, moleküller arası, tanecikler arası mesafe çok kısa olduğu için çekim kuvveti çok büyük. O yüzden de kendi şekli var arkadaşlar. Bulunduğu kabın şeklini almıyor. Ama sıvı hale geçince, işte buzdan suya geçince biraz daha uzaklaşıyor moleküller arası mesafe ve çekim kuvveti zayıflıyor. Zayıflayınca üstünde kaymaya başlıyor. Moleküller hareketleniyor. Böylece bulunduğu kabın şeklini alıyor arkadaşlar. Gazda ise epeyce mesafe artıyor tanecikler arasında. Hatta araya başka tanecikler rahatlıkla girebiliyor. Buna da gaz hali deniyor. Ama neymiş arkadaşlar fiziksel değişmede dikkat edeceğimiz şey? Taneciğin içeriği değişmiyor. Evet arkadaşlar, fiziksel özellik denince aklımıza ne gelecek? Maddenin şekli, yoğunluğu, genleşme noktası, erime donma noktası, kaynama yoğunlaşma noktası. Arkadaşlar, bunları böyle ezberlemeyin. Şöyle düşünün. Katı sıvı gaz değiştiğinde ne değişiyor? Bunlara bakın. Yoğunluk değişir. Şekil değişir. Mesela buzun şekli vardı, eridi. Ne yaptı? Bardağın şeklini aldı, değil mi? Değişir arkadaşlar. Genleşme, erime, donma. Bakın, katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçme ile ilgili bilgiler zaten bunlar. O yüzden kaynama, yoğunlaşma gibi böyle özelliklere biz fiziksel özellik diyoruz. Yani kısaca maddenin molekül yapısı değişmeden değişen özelliklermiş arkadaşlar. Evet. Mesela tuzun suda çözünmesi nasıl bir şey arkadaşlar? Ya da şekerin çözünmesi. Şimdi tuzun suda çözünmesinde arkadaşlar sodyum ve klor iyonlarına ayrışır. Ama su buharlaştırılınca yine sodyum ve klor eski halini oluşur. Ne su ne de tuz değişmez. Yeni bir madde oluşmaz. Molekül yapıları değişmez. O yüzden tuzun suda çözünmesi fizikseldir arkadaşlar. Camın buğulanması. Havadaki buhar soğuk yüzeylere çarpınca yoğuşur arkadaşlar. Gökyüzünün kızıllaşması, bu ışığın kırılmasıdır. Herhangi bir moleküler değişim yoktur. Genelde gökyüzünün kızıllaşmasını bize kimyasal değişim diye satmaya çalışırlar. Sakın almayın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gökyüzünün kızıllaşması kimyasal değişim değildir. Altının içine başka metaller katılarak ayarı düşük bilezik yapılması. Bu dönemde çok var. Düğün mevsimi. Altının gramı almış başını gitmiş. Ne yapacaklar? Altınımsı şeyler çıkacak tabii ki. Metal atomları burada homojen olarak birbiri içine karışıyor arkadaşlar. Altın atomu, diğer işte daha ucuz olan atomlar birbiri içine karışıyor. Ama burada katı katı çözeltiye örnektir. Bu metal atomları birbiriyle bağ yapmıyor. Yeni bir tanecik oluşturmuyor. O yüzden kimyasal değildir. Yoğurttan ayran yapılması. Arkadaşlar, yoğurdun içine su katıyorsun. Su molekülleri aynen duruyor. Yoğurt molekülleri aynen duruyor. Sadece yoğurt moleküllerinin arasına sular girmiş oluyor. Yine bir karışım ortaya getirmiş oluyoruz arkadaşlar.
Burada da moleküllerde değişim olmadığı için bu da fizikseldir, kimyasal değildir. Şimdi şeker fabrikalarında pancardan şeker ve posasını ayırmak. Şimdi arkadaşlar bir de oraya fotoğraf, yeni nesil soruda fotoğraf koyarlar. Koskoca bir şeker fabrikası koyarlar. Sen dersin ki koskoca fabrikada kesinlikle bir kimyasal değişim oluyordur. Halbuki arkadaşlar şeker pancarını ince ince doğruyorlar. Sıcak suyun içine atıyorlar. Şeker o sıcak suyun içinde çözünüyor arkadaşlar. Posası bir tarafta kalıyor. Ne oldu? Şeker çözündü. Yani aslında şekeri çaya atıp da çözmekten hiçbir farkı yok. Sonra o şekerli suyu alıp kaynatıp suyunu da buharlaştırınca geriye şeker kalıyor arkadaşlar. Burada kimyasal bir değişim var mı? Yok. Su buharlaşınca hala H2O molekülü oldu. Hiçbir şey değişmedi. Şekerde de bir şey değişmedi. Demek ki bu fiziksel bir değişimdir. Rafinerilerde petrollerden benzin, mazot, asfalt, katran gibi şeylerin eldesi. Arkadaşlar bakın bunun fotoğrafı sizi hepten hayretlere düşürür. Çünkü bir rafinerinin fotoğrafını gördüğünüzde çok büyük bir fabrikadır. Her yerden dumanlar çıkar, her yerden borular çıkar. Çok devasa bir fabrika fotoğrafına der ki bu kimyasal değişimdir. Halbuki değildir arkadaşlar. Petrolün içindeki maddelerin ayrı ayrı kaynama noktaları, ayrı ayrı buharlaşma değerleri vardır. O yüzden farklı sıcaklıklarda farklı buharlaştırıp ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılmasıdır. Ve maddelerin içeriğinin kesinlikle molekülleri değişmez. O yüzden bu da bir fiziksel değişmedir. Geldik arkadaşlar, o zaman kimyasal değişim nedir? Yani maddenin molekül yapısındaki değişim. Şimdi bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ben bunu size şöyle anlatıvereyim. Mesela şimdi şöyle... Şu azot olsun. Azotlar üçlü bağ yapacaklar. Bunu sonradan öğreneceğiz. Şu çizikli yuvarlaklarımız azot olsun arkadaşlar. Nitrojen de deniyor. Biliyorsunuz iki ismi var. Bir de sülfür de şeyde vardı. Hidrojenlerde böyle içi dolu siyah şeycikler olsun. Hidrojenlerde tekli bağ yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar da hidrojen olsun. Şimdi o zaman ne olmuş oldu? Bak burada ne var? Şimdi şöyle yapacağız. Burada şu var. N2 var bir tane. N2. Şunlar da HH arkadaşlar. Her biri H2. O zaman N2 artı 3 tane H2. Şimdi ne olacak? Bakın arkadaşlar önce şu arasına çizdiğim bağlar kırılacak. Çat çat çat. Bunları Lego gibi düşünün. Eskiden Lego birleşmiş. Şimdi ben onu ayırıyorum. Şu hidrojenler arasındaki bağlar da kırılacak. Bakın eski bağlar önce kırılıyor. Legoları ayırınca ne oldu arkadaşlar? Küçük küçük parçacıklarım çıktı. Şimdi o parçacıklarla yenisini elde edeceğim. Bakın ne yapacağım? Ne vardı? Bir tane şu vardı. Ayırdım. İki tane azot. Peki 6 tane hidrojen vardı. Şimdi yeniden bağ oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın önce kırdım. Sonra yeniden bağ oluşturuyorum. Azot artı HHH oldu. Azot artı HHH yani HHH. Ne oldu arkadaşlar? N2 artı 3H2 tepkimeye girip 2 tane NH3 oldu. Burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Amanın dikkat. Şimdi bakın burada molekül yapısı değişti. Bak şu çizikli yuvarlaklardan 2 tane diğerlerinden de kendi arasında vardı. Onlar bir kırıldı. Sonra başkasıyla gitti. Yeni bir yapı oluşturdu. İşte buna kimyasal değişim diyeceğiz. Molekül yapısı değişti. Molekül yapısı değişince ne değişir? Her şey değişir arkadaşlar. Azot artık azot değil. Azot NH3'ün içinde bir atom. Ama amonyak bambaşka bir şey. Anlatabildim mi? Yani kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz yeni oluşan madde. NH3 ne N2'ye benzer ne de H2'ye benzer. NH3 kendine has bir şeydir. Yepyeni özellikleri vardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Yeni bir saf maddedir. Moleküldür, bileşiktir. Yani biz buna bileşik diyeceğiz. Moleküler yapıda bir bileşik olacak. Peki burada dikkat etmemiz gereken ne? Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken sonuç olarak Lego parçaların hepsini kullandık. Bu parçalar atom. Mesela şurada iki tane azot atomu var şu büyükler. Bakın iki tane azot atomunun ikisi de burada. 6 tane hidrojen vardı. Yerleri değişti. Eski bağlar kırıldı. Yeni bağlar oluştu. Ama hala 6 tane hidrojen yeniden var. O zaman arkadaşlar diyeceğiz ki bir kimyasal değişmede aman ha unutmayın atomların türü. Bakın azot girdi azot çıktı. Hidrojen girdi hidrojen çıktı. Korunur. Yani değişmez. Artı atom sayısı korunur. Yani değişmez. Nasıl? 2 tane azot girdi. 2 tane azot çıktı. 6 tane hidrojen girdi, 6 tane hidrojen çıktı.
Anlaştık mı arkadaşlar? Ama size derse ki molekül sayısı kesinlikle korunur. Arkadaşlar korunmayabilir, korunabilir. O şart değil. Bakın burada korunmadı. Bakın molekül ya da tanecik diyecek. Bakın burada iki tanesi bir arada olduğu için, üçlü bağ ile birlikte olduğu için bir tane tanecik, 3 tane de H2 taneciği, 4 tane tanecik girip 2 tane tanecik çıktı. Doğru mu? Doğru. Bu taneciklere biz molekül diyeceğiz. O zaman molekül korunmayabilir ama atom sayısı korunur. Değil mi arkadaşlar? Atom sayısı korununca ne korundu? Atomun türü de korundu. Peki bir atomun içinde neler vardı arkadaşlar, hatırlayalım. Proton vardı, nötron vardı, çekirdekte. Etrafında da elektronlar vardı. Kimyasal değişimde elektron alışverişi olur zaten. Yani ya ben sana elektronu veririm, sen alırsın. Ki periyodik cetvel videosundan hatırlayacaksın, işte 6 A olunca 2 tane elektron alıyordu, 7 A olunca 1 tane alıyordu. İzlemediyseniz o videoyu kesinlikle izleyin. İzlemenizi kesinlikle öneriyorum. Oradan öğrenmiştik zaten. Şimdi ya elektron alışverişi oluyor ya da ortaklaşa kullanıyorlar arkadaşlar. Sonuçta elektron bir yere gitmiyor. Yani yine orada. Zaten çekirdeğin içi hiç değişmiyor. Protonlar, nötronlar orada. O yüzden kütle de korunuyor arkadaşlar. Yani 30 gram girdiyse 30 gram da çıkıyor. Anlatabildim mi kimyasal tepkimelerde? Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdiden söyleyelim. Peki maddenin dış yapısı da değişir, iç yapısı da değişir. Her şey değişir kimyasal tepkimede. Erime, donma, kaynama noktası gibi özellikler de değişir. Hocam onlar fizikselde değişmiyor muydu? Yepyeni madde oluştu burada. Her şey değişir arkadaşlar. Maddenin kimliği değişir. Bambaşka bir madde oluşur. Bakın arkadaşlar ben burada azotla hidrojenden amonyak oluşturdum size. Başkası da çıkıp şunu yapabilir. Der ki hidrojenle oksijenden su oluşturdum. Bakın arkadaşlar hidrojen yanıcı bir gazdır. Oksijen yakıcı bir gazdır. Yanıcı ve yakıcı bir araya gelince ne beklersiniz? Bambaşka bir şey, değil mi? Ne hidrojene benzer, ne oksijene benzer, su söndürücü bir şey çıkıyor. Anlatabildim değil mi? Kendini oluşturan maddelerin özelliğini taşımıyor arkadaşlar kesinlikle. Ama fiziksel değişim öyle değil. Tuz, su, karıştır tuzlu su. Tuz hala tuz, su hala su. Ama kimyasal değişimde öyle olmuyor. Eğer kimyasal değişim olduysa kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımıyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Evet, mesela o su örneği burada var. Bakın hidrojenleri gri gri vermiş. Hidrojenler gri gri. 2 tane H2 girdi. 1 tane OO2 girdi. O2'yi hadi ben bir de ikinci oksijenler çiftli bağ yapar. Ve H2 oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi kendini oluşturan maddelerin özelliğini kesinlikle taşımaz. Tekrar söylüyorum. Hidrojen yanıcı. Oksijen yakıcı bir gazdır. Ama ikisi birleşince su çıkar. Su söndürücü bir şeydir, değil mi? Yepyeni özellikle maddeler elde etmek için kimyasal değişim yoluyla, yani kimyasal tepkimelerle yeni bileşikler elde edilir arkadaşlar. Kimyasal değişimi örnekler. Şimdi arkadaşlar odun, kömür, kağıt, şeker gibi maddelerin yanması. Bakın yanma diyorsa yanma oksijenle tepkimeye girmesi demektir. Herhangi bir şeyin. Bu kesinlikle kimyasaldır. Başka bir yolu yok. Yanmaların hepsi kimyasaldır arkadaşlar. Ve yandıktan sonra eski haline dönemez. Ki dönmesi önemli değil. Bakın burada kafa karışıklığı oluyor. Hocam eski haline dönebiliyorsa fiziksel, dönemiyorsa kimyasalmış. Şimdi ben camı kırsam, camdan eski haline döndürebilir miyim? O kırıkları yapıştırıp döndüremem. Ya da şu porselini kırsam döndürebilir mi? Öyle düşünmeyin. Ben porselini kırsam da o porselen molekülleri hala porselendir. Öyle düşünün. Anladınız mı? Ama yandığında öyle olmuyor artık. Yani kömür yandığında artık o kömür molekülleri, o atomların birleşmesi bozulup yeni bir şey çıkıyor ortaya. Kül çıkıyor. Bambaşka özellikte bir şey çıkıyor arkadaşlar. Kimyasal değişim budur. Aman dikkat. Şimdi geçtik. Kumdan cam yapılması arkadaşlar bu da kimyasaldır. Hocam sadece kumu eritmiyor mu? Hayır, eritmiyor. İçine başka şeyler de katıyor. O başka şeyler işte kimyasal değişim oluşturuyor. Anlaştık mı? Sadece kumu eritip de yine soğuttuğunda cam olsaydı oh güzel olurdu. Ama değil. Öyle değil. O yüzden bu da kimyasal. Sütten yoğurt, peynir, kefir yapımı. Arkadaşlar bu biyokimyasal bir şeydir. Şimdi sütü bakteri
bir bakteri atarsın içine. Bakteri süt moleküllerini parçalayıp yeni moleküller oluşturur. Onun için bir oyundur o. Legoları parçalar, yenisini oluşturur. Bak bu kimyasal değişim. Peki bakteri bunu niye yapıyor? Bakteri orada bağları parçalayıp yenisini oluştururken enerji elde ediyor. O enerjiyle de kendi yaşıyor. Aslında bakteri kendi yaşamını devam ettirmek istiyor. Ama o arada yoğurt, peynir, kefir gibi yan ürünler çıkıyor. O da bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Mesela üzüm suyunun içine yine başka bir bakteri attığımızda üzüm suyundaki glikozları parçalayıp yeni bir şey oluşturuyor. CH5OH. Bu da alkol oluyor mesela. Buna da alkol fermentasyonu deniyor. Ama alkol insanların hoşuna gittiği için al sana şarap diye bir ürün çıkmış oluyor. Onu da satıyorlar. Yani hıyardan hıyar turşusu yapımı. Şimdi bu turşu olayı arkadaşlar yine biyokimyasal. Bakın olayı şöyle düşünün. Hıyarı İşte alın elinize, salatalık diyen de var, hıyar diyen de var, aynı şey. Yiyin, bir de turşusunu yiyin. Aynı mı? Değil. Eski haline gelecek mi? Değil. Aslında moleküler baktığınızda eğer böyle elektron mikroskobiyle bakabilseniz molekül yapısı da değişmiş göreceksiniz aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o içindeki bakteri o hıyarın moleküllerini parçaladığı, yenisine, yeni Lego gibi yenisini ekledi. Ortaya hıyar turşusu çıktı. Evet arkadaşlar, hamurun mayalanması, meyvenin çürümesi, ekmek peynirin küflenmesi, bunlar mikrobiyolojik canlı faaliyetleriyle biyokimyasal değişimdir. Niye biyo? Çünkü yapan şey canlı, bir bakteri. Ama sonuçta kimyasal değişim yapıyor. Niye? Atomların yeri değişiyor ve yenileri yerleştiriliyor arkadaşlar. Peki şimdi dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Amanın dikkat köşesi. Amanın dikkat. Şekerin çözünmesi ne demek? Şekerin çözünmesi, ben bu çayıma şeker attım, karıştırdım. C6H12O6 molekülleri zaten moleküler çözünür. Su molekülleri arasındaki boşlukları doldurması demektir arkadaşlar. Şekerin erimesi, su falan yok. Bu sefer şekeri yakmadan hafif hafif ısıtarak erimesi, yani karamelleşmesi demektir arkadaşlar. Ama şekerin yanması, bayağı şekerin alev alev oksijenle birleşerek yanması, küle dönüşmesi demektir. Arkadaşlar şekerin çözünmesi ve erimesi fizikselken yanması kimyasal değişimdir. Buraya çok dikkat ediniz. Evet, demiştim video kısa ama bu videodan minimum bir soru çıkacak. Belki iki soru çıkacak. O yüzden önemli arkadaşlar. Fiziksel değişim kavramını öğrendik. Kimyasal değişimi öğrendik. Kimyasal özellik kavramını öğrendik. Ve fiziksel ve kimyasal değişim arasında farkların doğadaki, yani bizim yaşantımızdaki örneklerle de açıkladık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.